Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Didem Delen. Show dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. İlk haberimize başlıyoruz. Tuğba Büyüküstün yaklaşık 3 yıldır beraber olduğu Umut Evirgen'le evleniyor mu? İzliyoruz. Güneşi gülüşüne nasıl ısıtırdın? Döndürür kalbimi çölle. Rise of Empires, Ottum'un belgeselinin oyuncuları Birkan Sokollu'yla Tuğba Büyüküstün, Anadolu yakasında bir mekanda arkadaş grubuyla bir araya geldi. Özge Özpirinç ile Meriç Aral dışarı ilk çıkan ünlü isimler oldu. İyi akşamlar, nasılsınız? Tuğba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'le Birkan Sokullu mekandan peş peşe çıktı. İyi akşamlar. Bir doğum günü kutlandı herhalde ama doğru mu duyduk? Yok, doğum günü değil ya, öyle arkadaş yemeği yedik hep beraber. Birkan Sokullu yakın arkadaşı Burak Yaman Türk'le arabaya binerken Tuğba Büyüküstün ise sevgilisi Umut Evirgen'le yürümeye başladı. Yanına yanına al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Yanına yanına al beni yanına. Büyüküstün'le geçen günlerde askerden gelen sevgilisi Umut Evirgen'in keyfi oldukça yerindeydi. Büyüküstün muhabirleri kırmadı ve hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Bütün yol gelmeyeyim peşimde. Tamam. Bir dakika ya, ne oldu? Biz gidiyoruz. Çok kısa sohbet edelim diye göremiyoruz sizi hiç. Teşekkürler. Arkadaşlarla bir buluşma oldu. Yani spontan bir buluşma oldu. Bir diziden sonra hani bir ekip buluşması mı gibi diye düşündük. Yok, çok spontan bir buluşma oldu aslında. Planlı değil. Güzel oyuncu şu aralar ikiz kızları Maya ve Toprak'la ilgilendiğini anlattı. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben çocuklarımla ilgileniyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Büyüyorlar bu aralar. Ne yapıyorsun? Nasıl ben de büyüyorum. Çocukların büyüdüğünü mü düşünüyorsunuz? Sizi de büyüdüğünü mü düşünüyorsunuz? Her geçen gün. Ya ister istemez büyüyoruz zaten. Zaman geçiyor, yıllar geçiyor, günler geçiyor. Büyüyoruz yani, siz büyümüyor musunuz? Ünlü oyuncunun Mara Hatun karakterine hayat verdiği Rise of Empires, Ottum'un belgeseli çok konuşulmuştu. Çoğunlukla çok güzel oldu. Yani güzel bir iş yaptık. İnsanın bir işi yaptıktan sonra güzel çıktığını görmesi çok keyif verici. Büyüküstün'e belgeseldeki hamam sahnelerine sosyal medyadan eleştiriler geldiği hatırlatıldı. Hamam sahneleri de çok konuşuldu, sosyal medyada eleştirildi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Söylenecek pek bir şey yok aslında ama çok eleştiriler oldu. Var mı peki yeni bir şey bizim bilmediğimiz? Yok, hayır şu anda. Güzel oyuncu yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le evleneceği yönünde çıkan iddialara da yanıt verdi. Evlilikle ilgili bir düşünceniz ne olduğunu duyduk ama bu doğru mu peki? Öyle bir planlamanız var mı? Tuğba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'le Ercan Saatçi'nin unutulmaz şarkısı Sayenizde'yi çektiği klipte büyük ilgi görmüştü. Of Allah'ım of, ofları tekenledim sayenizde. Çok güzeldi ama ya. Çok teşekkürler, sağ olun. Spontan şeyleri seviyorum ben. O da öyle spontan bir şeydi. Güzel oldu, iyi oldu. Hani zaten herhangi bir amaç gütmeyen bir şeydi. Tamamen keyfi yaptığımız bir şeydi. Tatlı bir şey oldu. Öyle bir düşünceniz var mı peki müzikle alakalı bir çalışmayla ilgili? Hayır. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar, şey kolay gelsin. Işte. Yani. Aynen, iyi akşamlar, kolay gelsin. Kapatın da bay bay diyelim. Kıvanç Tatlıtuğ'dan Magazin Hattı'na çok özel açıklamalar. Nasıl geçti? Vallahi çok keyif aldık, çok mutluyuz. Eşi Başak Dizer'le 4. Eylül'lük yıl dönümünü Çanakkale'de kutlayan Kıvanç Tatlıtuğ, ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da Magazin Hattı'na hangi çarpıcı açıklamaları yaptı? Bu sene artık dizi yapayım istiyorum. Az sonra... Kendi tekstil markasını piyasaya çıkarmaya hazırlanan Demet Şener, eşi Cenk Küpe'nin ailesiyle barıştı mı? İzliyoruz. Demet Şener, eşi Cenk Küperi ile geçen günlerde Nişantaşı'ndaydı. Şener, 13 Mart'ta kendi tekstil markasını piyasaya çıkarmaya hazırlandığını anlattı. Yeni markanız hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Koşturuyoruz. Başladın mı yoksa? Yok, hayır. 13 Mart'tan itibaren.
Nasıl bir konsept olacak peki efendim? Sürpriz olsun. Giyim üzerine mi olacak? Tabii ki bayan giyim, evet, kadın giyim. Çizimler size mi ait olacak? Büyük bir grubum var. Tabii ki çalışan arkadaşlarım var ama her şeye ben karar verdim tabii gün sonunda. Üretiminden her türlü aşamasına kadar çok çalıştım. İnşallah güzel, olumlu sonuçlar gelecek. Ünlü model 14 Şubat'ta eşiyle fotoğrafını paylaşıp altına "Hep böyle sarıp sarmala beni. Huzurum, mutluluğum, heyecanım, eğlencem, hayat arkadaşım, sonsuz aşkım, seni çok seviyorum" mesajını yazmıştı. Alev alev yandım doğru. Teşekkürler. Güzel ve romantik bir paylaşım yaptınız aslında. Normalde de romantik midir? Yani biz sevgimizi her zaman gösteriyoruz birbirimize. Sadece 14 Şubat'la değil. Her zaman birbirimizi bulduğumuz için şanslı hissediyoruz. Şener, Cenk Küperi ile 14 Şubat'ta birbirlerine hediye almadıklarını, romantik bir yemek yediklerini söyledi. Severiz, evet, tabii ki. Zaten 14 Şubat'ta hediye falan almadık. Sadece beraber güzel bir yemek yedik. Ünlü manken, konu istenmeyen gelin olduğu konusuna gelince ise röportajı sonlandırdı. Geçmiş haberlerini duymak istiyorum. Çok mersi, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Babil dizisinin başrol oyuncularından Birce Akalay, yeni sevgilisiyle ilk kez Magazin Hattı kamerasına takıldığı akşam neler yaşadı? Beyefendi, çok teşekkürler. Kim tanıyor muyuz? Lütfen, çok teşekkürler. Az sonra... Geçtiğimiz aylarda ihanet haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu Ertan Saban, eşi Ebru Özkan'a olan hayranlığını kameralar önünde bakın nasıl gösterdi. Makedonyalı oyuncu Ertan Saban rol aldığı Acı Kiraz filminin galasına eşi Ebru Özkan'la beraber katıldı. Avustralya'ya gitmesi şart! Kiraz filmi kendi topraklarında çekilen filmi. Neler söyleyeceksiniz? Yani ben mutluyum böyle bir film. Eşimin de toprakları. Evet bu arada. Evet. Evet öyle. Mutluyum ve güzel bir film olacağını düşünmüştüm zaten. Sonucu da göreceğiz. Şimdi çok heyecanlıyım açıkçası. Bekliyorum yani. Geçen aylarda eşini Cihangir'de bir kadınla aldattığı haberleriyle gündeme gelen Ertan Saban'ın Ebru Özkan'a hayranlık dolu gözlerle bakması dikkat çekti. Ebru Özkan filmin fragmanını çok beğendiğini söyledi. Çok iyi. O yüzden merak ediyorum zaten. 2 yıl önce kızı Biricik'i kucağına alan Özkan, Makedonya'daki çekimlere gidemediğini anlattı. Ben gidemedim. Bebek var biliyorsunuz ki. Öyle aynı anda bırakamıyoruz bazen. Biricik izin vermedi. Ebru Özkan, Timuçin Esen'le başrolünü paylaştığı Hekimoğlu'nun çekimlerinin de çok iyi gittiğini söyledi. Söyleyeceğin şeylerin çok ilgimi çekeceğini zannetmiyorum. Konuşmuyorum. Beni dinlemek zorundasın çünkü maaşını ben ödüyorum. Dizi devam ediyor, aynen. Çok güzel gidiyor. Evet, şükür her şey yolunda. Biz çok eğlenerek çekiyoruz ve muhtemelen eğlendiriyoruz da, sevdiriyoruz da. Sonuçlar öyle gösteriyor yani. Değil mi? Çok teşekkür. Magazin Hattı'na konuşan süperstar Ajda Pekkan sahneleri bırakmayı mı düşünüyor? Tabii tabii ama yani deseniz ki haftaya mı? Hayır. Az sonra. Ezgi Mola, Alice müzikalindeki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'nın ünlü komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşamasına bakın hangi yorumu yaptı. Ünlü oyuncu Ezgi Mola, başrolünü Serenay Sarıkaya, Enis Arıkan ve Merve Dizdar gibi ünlü isimlerle paylaştığı Alice müzikali çıkışı, Efe Keskün'ün doğum günü partisine katıldı. Ünlü oyuncuya işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakal'la eşlik etti. Parıl parıl parlıyorsunuz Alice'den ya, herhalde. Ya oyundan çıktım, evet ya. Son kaç oyun? Güzel, son 12 oyun. Güzel güzel her şey yolunda. Muhabirler soğuk havada tişörtle dışarıda olan Mustafa Aksakallı'nın son dönemde spora ağırlık verdiğine dikkat çekti. Spora biraz ağırlık vermiş herhalde. Mustafa spora yapmayı seviyorum. Hadi gir içeri, üşüme, geldi araba. Ezgi Mola'ya sevgilisiyle arasında kıskançlıkların yaşanıp yaşanmadığı soruldu. Canım, oluyor mu öyle kıskançlıklar? Genelde kadınlar hiç olmuyor. Mola hiç olmuyor. Benim yolumu
uzun. O yüzden kaçtım müsaadenizle. Gördük kaçtınız. Aynen. Hadi hoşçakalın. Aracını çalıştıramayan Ezgi Mola bir süre sevgilisi Mustafa Aksakallı ile sohbet etti. Ezgi Mola, Alice müzikalindeki rol arkadaşlarından İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Mola'ya sevgilisi Mustafa Aksakallı da eşlik etti. Ünlü oyuncunun başta Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisine geldiği sanıldı. Cem Yılmaz'ın kısmet sitesini nasıl? Yok. Evet. Ne yapıyorsunuz? Ben daha önce izledim, müthişti. Ben çünkü başka bir işim vardı, onun için buradaydı. İbo'nun programına ben konuk oldum. Ezgi Mola evlilik sorusuna yanıt verdi. Bir evlilik, bir nişan. Yo, ben bunu hep söyledim zaten. Olursa duyarsınız, merak etmeyin. Ben saklamam öyle şeyleri. Mola, yakın dostu Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın ilişkisiyle ilgili soruyuysa yanıtsız bıraktı. Ben beni ilgilendirmeyen konularda konuşmam. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar, iyi sabahlar. Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, kendisinden 16 yaş büyük Murat Boz'la aşk mı yaşıyor? Aşk bu, dinler mi sanıyorsun? Murat Boz, Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'yla yakınlaştığı iddiasına hangi kafa karıştıran yanıtı verdi? Doğrusu şu, yani tabii ki oradaydı. Doğrusu şu işin, o gün Efe'nin doğum günündeydik, karşılaştık, konuştuk. Az sonra... İşte yılın aşkını ilk defa görüntülüyoruz. Evet, çok heyecanlıyız. Yılın aşkı ilk kez görüntülendi. Yılın aşkını ilk defa görüntülüyoruz. Evet, çok heyecanlıyız. Küçücüğüm her şeyim. Küçücüğüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Gidersen öleceğim. Haftalardır basınla köşe kapmaca oynayan Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya çifti beraber ilk röportajlarında hangi flaş açıklamaları yaptı? Sevgi Hanım'la falan fotoğraflarınızı beğeniyorlar. Bak doğru öyle şeylere girer. Devamlı bir Kerem Bey'le de geliyordunuz. Cem Bey'i de getirdiniz. Az sonra... Ünlü oyuncu Müge Boz cinsel saldırı suçundan ceza alan eşi Caner Erdeniz hakkında bakın hangi açıklamaları yaptı. Üç ay önce kızı Vina'yı kucağına alan Müge Boz, güzel havayı fırsat bilip kendisini sokağa attı. Boz, kız arkadaşlarıyla bir kafede buluştu. Hava güzel olunca böyle herkes gibi kendimi biraz dışarı atayım dedim. Ünlü oyuncu bebeği büyümeye başladığı için yavaş yavaş çalışma hayatına dönmeye hazırlandığını söyledi. 3 aylık oldu Vina artık. İşte böyle yavaş yavaş görüşmelere de başladık. Bir dizi olabilir işte, güzel bir romantik komedi olabilir mesela ya da televizyonda başka televizyon programı olabilir. Sunuculuk zaten hani yapıyorum şu anda mesela hani bir 10 gün sonra ilk sunuculuk şeyimle de projemle de tekrardan dönmüş olacağım yani sunuculuğa. Müge Boz'un eşi Galatasaraylı basketçi Caner Erdeniz, 3 yıl önce Bebek'te bir gece kulübü çıkışı, Deniz Bey adlı kadına cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Karar sonrası eşine destek veren Müge Boz, beraber çektikleri videolarda da kamuoyuna konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Caner, şimdi o gün olanları bize bir desen anlatabilir misin? Tabii ki anlatayım. Arkadaşlarımla dışarı çıktık. Mekandan tam ayrılmadan önce arabamı çağırdım. Arabayı beklerken sokakta kalabalık içinde bir kız arkadaşım gördüğümü zannettim. Ve yanına merhaba demek için omzuna dokundum. Omzuna dokunduğumda bir anda döndü. Ve o olmadığını anladım ve pardon işareti yaparak arabama bindim ve gittim. Ondan sonra 2 hafta sonra karakoldan telefon geldi. Ve karakola ifade vermem için çağırdılar. Yani ifade vermem için çağırınca ben olayı sordum ve olayı anlattılar. Ben şok oldum. Böyle bir olayın içinde yer almadım dedim ben. Yanlış anlaşılma var dedim. Avukatımı bile aramadım ve ifademi kendim verdim. Yani dediğin gibi herhangi bir şekilde bir zor kullanma, hakaret, şiddet, saldırı bunların hiçbirisi söz konusu bile değil. Ben hiçbir kadına saygısızlık ve bu tarz bir şey yapmam söz konusu değildir.
Güzel oyuncu eşinin arkasında olduğunu bir kez daha yineledi. Tamamen bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanan bir durumdu. Şu anda zaten süreç devam ettiği için hani çok da fazla açıklama yapmak istemiyorum. Zaten gereken ciddi açıklamaları avukatımız yapıyor. Bu kadar söyleyebilirim şu anda. Ama biz zaten açıklamamızı yaptık. O yüzden de şimdi çok fazla böyle hani yanlış bir yere de gitmesini istemiyorum. Çünkü birazcık hani şey hassas konular. Mahkeme bittikten sonra siz de karşı tarafa bir mahkeme açar mısınız? İşte dedim onunla ilgili şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. Boz cinsel saldırı suçlamasıyla ceza alan eşinin psikolojik olarak etkilendiğini de belirtti. Yani tabii ki de çok hoş bir olay olmadı ama sonuçta yani yapmış olduğumuz açıklamada da söylemiş olduğumuz gibi bizimle ilgili bir şey yok yani şu anda. O yüzden içimiz rahat. Zaten bizi bilen de biliyor. Konu kapandı yani bu şekilde. Peki çok tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Mutlu aile hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Müge Boz, geçen günlerde eşi Caner Erdeniz'le gece gezmesinde görüntülendi. Bir çiçekçi ünlü çiftin aracına gül yaprakları döktü. Caner abi, size feda olsun. Caner Erdeniz eşiyle hava almaya çıktıklarını anlattı. Galiba. Bebek nasıl peki? Nasıl bebek iyi. Annelik Müge Hanım? Valla bebek çok iyi şu anda. Böyle uykusu falan da iyi olduğu için biz de şimdi böyle hemen bir galibiyetten sonra böyle bir hava alalım. Bir yürüyüş yaptık eve dönüyoruz. Caner Erdeniz ve Müge Boz çifti cinsel saldırı davası ile ilgili ise konuşmak istemedi. Biz girmeyelim valla. Evet, yok yani ya. Biz onunla ilgili de oldu. Açıklamamızı hani yaptık. Yaptık başka bir şey söylemeye gerek. Şimdi başka bir şey söylememiz doğru olmaz. Evet. Bu kadar söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biz gidelim, yorgunluk var. Kırmızı. Ünlü çift gitmek üzereyken arabalarının etrafını çiçekçiler sardı. Gel. Al serbest. Caner baba. Bir çiçekçi para alabilmek için uzun süre ünlü basketçinin aracının arkasından koştu. Müziğin baba lakaplı usta ismi Orhan Gencebay neden aracından inip yürümeye başladı? Rahatsız mısınız? Geçmiş olsun. Yürüyorum. Az sonra... Pınar Altuğ bir söyleşi sırasında Türkiye'de erkek oyuncular çok daha fazla para kazanıyor diyen Tuğba Ünsal'a bakın hangi tepkiyi gösterdi. Pınar Altuğ Nişantaşı'nda kameralara takılıyor. Bir takı koleksiyonu olan Altuğ, tekstil alanında da çalışmaya devam ettiğini söyledi. Şu an için yeni proje yok. Mücevher koleksiyonu, yaz koleksiyonu hazırlanıyor. Bir yandan tekstil bot show'u yeni bitirdik. Biz. Bodrum'daki mağazasını kapatan Altuğ, tatil programı yapmak için kızının okulunun kapanmasını beklediğini belirtti. Mağazam yok artık. Mağazayı kapattım ben 2 sene önce. Dolayısıyla hani nerede oluruz onu bilmiyorum. Biz evimizi sırtımızda taşıdığımız için... Kısmet. Muhtemelen bir Bodrum olur ama ne zaman olur, nasıl olur bilmiyorum. Önce bir okul kapansın da. Aynen. Pınar Altuğ'a Tuğba Ünsal'ın bir söyleşide sarf ettiği Türkiye'de erkek oyuncular çok daha fazla para kazanıyor şeklindeki sözleri hatırlatılıyor. Ya ben insanların aldıkları paralarla gerçekten hiç ilgilenmiyorum. Hayatım boyunca hiç ilgilenmedim. Benim tek savaşım kendimle, kendi işimle. Başkası ne yapmış, ne kadar para almış, hangi işi yapmış, onun karşılığı ne olmuş? Benim konum hiçbir zaman olmadı, şimdi de olmayacak. Ya da şey olarak. Benim ne kadar para aldığımı kimse hiçbir zaman bilmediği gibi ben de başkasının aldığıyla ilgilenmiyorum. Dolayısıyla kim fazla alıyor, kim az alıyor, ne oluyor ki sonu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum zaten. Bence para konuları çok mahrem konular. Sevmem hiç konuşmayı. O yüzden de tercih etmiyorum yorum yapmayı. Ünlü sunucu yüzü olduğu reklam filminde yine ailesiyle kamera karşısına geçebileceğini ifade ediyor. Üçümüzün beraber oynadığı bir tane var. Benim Suyla baş başa bir tane var. Yağmurla bir tane var. Devamı gelebilir de sonuçta global bir marka olduğu için aslında reklamların ne olacağına dünyada karar veriliyor. Pınar Altuğ tam vedalaşıp gitmek üzereyken etrafını hayranları sarıyor. Kısa bir reklam arasının ardından devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Türkiye'nin
en büyük çay fabrikalarında özenle üretilen Doğuş Filiz. Her bardağı berrak, mükemmel ve leziz. En güzel çay, Doğuş Çay. Ünlü makyaj artisti Rıfat Yüzak, doğal ve hacimli kirpikler için Nivel Bio Herbal Maskara'yı öneriyor. Türkiye'nin en büyük çay fabrikalarında özenle üretilen Doğuş Filiz. Her bardağı berrak, mükemmel ve leziz. En güzel çay, Doğuş Çay. Defne Samyeli'ne bir şok daha. Serenay'cım mı, Hümeyra mı? Serenay Sarıkaya. Defne Samyeli'nin eski sevgilisi Cem Yılmaz'dan sonra yakın arkadaşlarından Kaan Sekban'ın da Serenay Sarıkaya hayranı olduğu ortaya çıktı. Serenay mı, Ajda Pekkan mı? Serenay Sarıkaya. Az sonra... Hülya Avşar'ın mimarlık eğitimi alan kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaaddin Kadayıfçioğlu'nun karıştığı kavga hakkında bakın neler söyledi. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Nişantaşı'nda bir AVM'nin önünde görüntülendi. Genç iş insanı Alaaddin Kadayıfçioğlu ile aşk yaşayan Çilingiroğlu'nun elindeki çiçekler dikkat çekti. Çiçekler kimden? Arabasının anahtarını alan 22 yaşındaki Çilingiroğlu, ilişkisinin iyi gittiğini söyledi. Zehra'nın çiçekler kimden? Romantik bir sevgilim var değil mi? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Nasılsınız? İyi. Yüzük var mı parmağınızda? Çünkü evlenin içinde de ayrı. Yok, bu evlilik yüzüğü değil. Nişan yüzüğü. Değil yani, kendi de değil. Düşünüyor musunuz peki evliliği yoksa erken mi sizin için? Benim arabam gelsin. Geldim. Kaçacağım da bir yer yok. Mimarlık eğitimi alan Zehra Çilingiroğlu, sevgilisiyle henüz evlilik planı yapmadıklarını anlattı. Yani şu anda öyle bir durum yok. İlişkimiz gayet güzel gidiyor ama onun dışında bir şey yok. Daha fazla soru sormasanız olur. Alaaddin Kadayıfçioğlu bir restoranda çıkan hesap ödeme kavgası yüzünden mahkemelik olmuştu. Çilingiroğlu'na sevgilisinin adının karıştığı bu olay soruldu. Bir erkek arkadaşınızın Yeniköy'de bir mekancıyla kavga ettiğine dair haberler çıktı. Evet, bekliyorum. Onlar için ne diyorsun? Kolay gelsin. Yılın aşkını ilk defa görüntülüyorum. Evet, çok heyecanlıyız. Yılın aşkı ilk kez görüntülendi. Yılın aşkını ilk defa görüntülüyorum. Evet, çok heyecanlıyız. Küçücüğüm her şeyim. Küçücüğüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Gidersen öleceğim. Haftalardır basınla köşe kapmaca oynayan Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya çifti beraber ilk röportajlarında hangi flaş açıklamaları yaptı? Zevkli Hanım'la falan fotoğraflarınızı beğeniyorlar. Bak öyle şeylere girer. Devamlı Kerem Bey'le de geliyordunuz. Cem Bey'i de getirdiniz. Az sonra... Müziğin baba lakaplı usta ismi Orhan Gencebay neden aniden aracından inip yürümeye başladı? Sıradaki haberimizde. Müziğin baba lakaplı usta ismi Orhan Gencebay aracından inip sahilde tempolu şekilde yürümeye başlıyor. Ağzını ve burnunu sıkı sıkıya saran usta sanatçının elindeki tespihi dikkat çekiyor. Ya kanlar Orhan Bey nasılsınız? Rahatsız mısınız? Geçmiş olsun. Yürüyorum. Sağlığı için egzersizlerini aksatmamaya özen gösteren 75 yaşındaki Gencebay yürürken konuşmak istemiyor. Konuşmadık, ayarı koşuyoruz. Göremiyoruz mu Orhan? Sonra konuşuruz. Yürürken konuşuyoruz. Hayır, araçtan da öyle inip yürümeye başladık. Bir anda da bize zıba dedik. Hayırsınız da. Hayır, hayır, biliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Geçen yıl ciddi sağlık sorunları atlatan sanatçı, daha sonra sahil boyunca yürümeye devam ediyor. Şanlar. Nasılsınız? İyi, vallahi çok iyi.
Evli avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'yla yasak aşk yaşadığı haberleriyle gündemde olan ünlü sunucu Ece Erken konuyla ilgili hangi açıklamayı yaptı? Bana mı yasak aşkım? Az sonra... Defne Sami Yalın'a şok üstüne şok. Sami Yalın'ın eski sevgilisi Cem Yılmaz'dan sonra yakın arkadaşı Kaan Sekban'ın da Serenay Sarıkaya hayranı olduğu ortaya çıktı. İzliyoruz. Ünlü bankacı dedi, stand-upçı çıktı. Aşk olsun. Kimdi efendim? Hadi onda siz bulun, çok ünlü bir bankacı değil. Bir dergi için verdiği pozlar olay olan Defne Samyeli, Emirgan'da bir erkek arkadaşıyla yemek yerken görüntülendi. Oldukça keyifli görünen Samyeli, arkadaşıyla uzun uzun yemek yiyip sohbet. Defne Samyeli'nin erkek arkadaşı mekandan önce çıktı. Samyeli ise daha sonra arabasına atlayıp stüdyonun yolunu tuttu. Bir ara trafik nedeniyle duran ünlü şarkıcı yanındaki beyefendiyle ilgili açıklama yaptı. Beyefendi vardı yanınızda. Defne Hanım, beyefendi kimdi efendim? Görüntülenmek istemedi. Ha efendim? Beyefendi görüntülenmek istemedi. Tanımadınız mı beyefendiyi? Aşk olsun. Kimdi efendim? Hadi onda siz bulun, çok ünlü bir bankacı değil. Tamam efendim, sağ olun. Defne Samyeli'nin restoranda stand-upçı Kaan Sekban'la oturduğu öğrenildi. Samyeli'nin eski mesleği bankacılık olan Sekban'la uzun süredir yakın arkadaş olduğu belirtildi. Defne Samyeli'ne bir şok daha. Serenay'cım mı, Hümeyra mı? Serenay Sarıkaya. Öte yandan Defne Samyeli'nin eski sevgilisi Cem Yılmaz'dan sonra yakın arkadaşlarından Kaan Sekban'ın da Serenay Sarıkaya hayranı olduğu ortaya çıktı. Serenay'cım mı, Hümeyra mı? Serenay Sarıkaya. Serenay mı, Ajda Pekkan mı? Serenay Sarıkaya. Serenay mı, Tarkan mı? Serenay. Defne Samyeli'nin saatlerce dertleştiği Sekban, geçen yıl sonu konuk olduğu İbrahim Selim'in programında Serenay Sarıkaya'ya olan hayranlığını dile getirmişti. Serenay gerçekten hem çok star ışığı olan ama bir o kadar da mütevazı enerji aldığım birisi. Hani sektörde hiç tanışmadık ama çok beğeniyorum. Hani seviyorum onu, çok seviyorum. Yılın aşkını ilk defa görüntülüyoruz. Evet, çok heyecanlıyız. Yılın aşkı ilk kez görüntülendi. Yılın aşkını ilk defa görüntülüyoruz. Evet, çok heyecanlıyız. Küçücüğüm her şeyim. Küçücüğüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Haftalardır basınla köşe kapmaca oynayan Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya çifti beraber ilk röportajlarında hangi flaş açıklamaları yaptı? Sevgili Hanım'la falan fotoğraflarınızı beğeniyorlar. Bak, öyle şeylere girer. Devamlı bir Kerem Bey'le de geliyordunuz, Cem Bey'i de getirdiniz. Az sonra... Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'ya olan aşkını kameralar önünde bakın nasıl aykırdı. Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'la Yeniköy'de bir restorandan el ele ayrılıyor. Akkuş başta röportaj vermek istemediğini söylüyor. Biraz konuşalım isterseniz. Yok ya, ben geçeyim arabaya. Güzel bir akşam yemeği yedik. Valla bir akşam yemeği yedik. Zaten keyiflerimiz fazla yok. Görüşürüz. Bir akşam. Yani işte. Ülkenin durumu biliyorsunuz yani. Üzgünüz gerçekten. Şey olayına çok üzgünüz. Yani bir akşam yemeği yedik öyle. Hepimizin başı sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Allah ordumuzu, memleketimizi muvaffak etsin. Yani hani bunun dışında konuşacak başka bir şey yok zaten. Muhabirler bir gün önce bir hastane çıkışı görüntülenen Ebru Şallı'ya bebek haberi alırız diye düşünmüştük diyor. Uğur Akkuş'tan çarpıcı bir açıklama geliyor. Dün hastanedeydim zaten, bir şey yok durmadan. Nasıl hastanedeydim? Hastane çıkışı. Hastane çıkışı çekilmişsiniz galiba. Hayır. Hastanede değildim. Cilt bakımına gitmiştim. Eşim de almaya geldi beni. Güzel bir haber alırız diye düşünmüştük ama.
İnşallah dua edin bakalım o zaman. Uğur Akkuş geçen günlerde piyasaya çıkardığı kitabıyla en çok satanlar listesine girdiğini belirtiyor. Yani kitap şöyle, Türkiye'de bir ilk oldu. Bir ekonomi ve iş kitabı. 3 haftada satış rekorları kırdı. 40 bindeyiz şu an. Çok güzel gidiyor. Gençler için, özellikle Türk gençleri için güzel bir şey yaptık. Gençler de sahip çıktı. Kitabın ismi de zaten Süper Güç Türkiye. Ekonomi ve iş hayatıyla alakalı. Güzel de gidiyor. Gençler de alıyor. Çok mutluyuz. Uğur Akkuş'a Ebru Şalda'nın kendisine hayranlıkla baktığı hatırlatılıyor. Evlilik aşkı öldürür derler ama Ebru Hanım size hayranlıkla bakıyor diyebilirim ben. Öyle mi? Ben onun en büyük hayranı benim zaten. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Akkuş'un eşinin kapısını açması dikkat çekiyor. Gel canım. Ha, gel. İyi akşamlar. Eski eşi Erhan Çelik'in açtığı hakaret davası nedeniyle mahkemede ifade veren Gülben Ergen, aylık geliriyle ilgili hangi şaşırtan beyanda bulundu? Az sonra... Babil dizisinin başrol oyuncularından Birce Akalay, yeni sevgilisiyle ilk kez Magazin Hattı kamerasına takıldı. Son olarak Babil dizisiyle seyirci karşısına çıkan Birce Akalay'ı İstinye'de yeni sevgilisiyle el ele görüntülüyoruz. Balet sevgilisi Can Tunalı'dan geçen Kasım ayında ayrılan ünlü oyuncu Magazin Hattı kamerasını görünce şaşırıyor ve sevgilisiyle farklı yöne doğru yürümeye başlıyor. Tam verdiğimiz ünlü oyuncuya yeni sevgilisinin kim olduğunu soruyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi gördük, şaşırdık, mutlu olduk. Ben sokakta konuşmuyorum ama. Ama çok birlikte böyle el ele görünce bir konuşsaydık tamam. Beyefendi. Çok teşekkürler. Kim tanıyor muyuz? Lütfen, çok teşekkür ederim. Çok kısa bari duygularınızı alalım. Nasıl gidiyor ilişki? Tamam. Ne zaman başladı? Çok kısa. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan o zaman. İyi akşamlar. Çok teşekkür. Akalay ve erkek arkadaşı sahil boyunca el ele yürüm. Daha sonra Yeniköy'e park ettiği jipine binip uzaklaşan ünlü oyuncu bu kez trafik çevirmesine takılıyor. Birce Akalay'ın cipindeki gül yeni sevgilisinin oldukça romantik olduğunu da gösteriyor. Alkol metreye üfleyen ve alkolsüz olduğu tespit edilen Akalay rahat bir nefes alıp yoluna devam ediyor. Birce Akalay'ın Fasi adlı yeni sevgilisinin tangocu olduğu öğrenildi. Bırak onu seveyim, kör etme de göreyim. Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya çifti, geçtiğimiz günlerde basından kaçmak için bakın nasıl bir önlem aldı. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan barikatlı önlem. Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya'nın magazin gündemine bomba gibi düşen aşkı tam gaz sürüyor. Cem Yılmaz'ın gösterisinin olduğu akşam Serenay Sarıkaya da kulise sevgilisini ziyarete gitti. Ancak beraber görüntülenmek istemeyen çift güvenliğe talimat verdi. Güvenlik görevlileri tüm kulis geçişlerine ve kapılara barikat kurdu. Görüntü vermemek için büyük çaba sarf eden Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya'nın araçları ise otoparkta yan yana park edilmişti. Onun arabası var, güzel bir güzel. Cem Yılmaz aynı akşam ofisinden çıkarken kameralara takıldı. Cem Bey, yeni arabanız hayırlı olsun. Gergin olan ünlü komedyen sorulara cevap vermedi. Birlikteliği sorsak Cem Bey, nasıl gidiyor Serenay Hanım'la? Her şey yolunda mı? Gece yarısı evine dönen Cem Yılmaz'ın sessizliği sürdü. Cem Bey, bugün de Serenay Hanım izlediği oyunumuz Murat Bey geldi. Neler yaşandı içeride. Ne zaman karşımıza el ele çıkacaksınız? Bunu öğrenseydik. Güzel bir birliktelik, güzel bir her şey. Var mı cevap Cem Bey?
Evine girerken görüntülenen Serenay Sarıkaya ise neşeli haliyle dikkat çekti. Evet. Arabalar yan yanaydı. Otoparkta. Evet. Murat Boz da gelmiş. Ben başka arkadaşlarımı izlemeyeyim. Dediğim gibi girebiliyoruz. Sağ ol. Peki ne zaman göreceğiz sizi yan yana? Kolay gelsin. Sağ ol. Serenay Sarıkaya ertesi gün Ulus'ta bir restoranda annesi Ümran Seyhan'ın doğum gününü kutladı. İyi akşamlar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Özel bir yemek mi gerekecek? Evet, anneciğimin doğum gününü kutladı. Biraz öyle vakit geçirdik baş başa. Ünlü oyuncu çıkışta oldukça neşeliydi. Dün nasıl stand-up gösterisini izlediniz? Çok da Fifi adlı. Evet, aynen. Arkadaşlarımın gösterisini izledim. Çok keyifliydi. Uzun zamandır merak ediyordum zaten. En son oyunumuza onlar da bizi izlemeye gelmişlerdi. Ben de öyle bir yerde ziyaret yaptım. Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'ın da daha sonra yanına geldiği bilgisini doğruladı. Sonrasında da Cem Bey de geldi içeri. Pasta kutlamalar da oldu. Aynen, evet. Biz de bize eşlik ettiler. Evet, biz de oradaydık, sizi bekliyorduk da böyle AVM tarafında sizin bayağı bildiğiniz kapılardan çıkmıyor olabilir. Sarıkaya'ya Cem Yılmaz'la beraber görüntüsünün alınmaması için güvenlik görevlilerinin barikatlarla önlem aldığı hatırlatıldı. Ancak oyuncu durumdan hiç haberinin olmadığını öne sürdü. Tüm önlemlerimizi almıştık da. Her yeri kapatmıştınız, haberim vardı. Duvar ördüler önümüze. Aa! Tabii izlemediniz mi? Hiç öyle bir isteğimiz olmadı. Barikatları hani... Allah Allah! Bulunduğunuz sahnenin önüne yani o kapıdan çıkmamak için. Kendileri bir hassasiyet geliştirmiş olabilirler. Öyle bir talebimiz hakikaten olmadı. Bize sizin tarafınızdan bir talep geldiğini söylediler. Aşk olsun, olur mu? Öyle olsa şimdi de kaçar gideriz, olabilir mi öyle bir şey? Ünlü oyuncuya sevgilisi Cem Yılmaz'la beraber ne zaman görüntü vereceği soruldu. Birlikte biz görüntüleyebilecek miyiz? Fotoğraflar çıktı ama biz kameralar görüntüleyebiliriz. Ben de nasıl yakalayamadınız bu zamana kadar onu merak ettim. Her şey barikatları devam ediyor. Aris müzikalinin son oyunlarını sahneleyen Sarıkaya, Cem Yılmaz'la henüz tatil planı yapmadıklarını söyledi. Peki şu an stand-up gösterisi Cem Bey'in de sizin de Alice biraz daha ara var. Bir tatile çıkmayı düşünüyor musunuz? Yok, buralardayım. İşlerim var. Filme başlayacağız. Koşturuyoruz ya. Bergen filmi hakkında da bilgi veren Sarıkaya, Alice biter bitmez çekimler başlayacak dedi. Bahsedelim o zaman Bergen'den artık. Tüm hazırlıklar bitti. Bergen'den çekimler ne zaman başlıyor artık? Çekimler inşallah Alice biter bitmez başlayacak. Şu anda hazırlıkları sürüyor. Daha kastımız belli değil. Yönetmenimiz yeni bize dahil oldu. Vallahi yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah en iyi şekilde olacak. Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la yurt dışında bir filmde oynaması için teklif aldığı ancak Ulusoy'un güzel oyuncuyu veto ettiği öne sürülmüştü. Sarıkaya bu iddiayı açıklığa kavuşturdu. Taze bir haber. Yurt dışında bir film teklifi Çağatay Bey ve size geldi. Hiç öyle bir şey kulağıma gelmedi. Yok, yanlış haber. Aynen. Yanlış. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Murat Boz, Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile yakınlaştığı iddiasına bakın hangi kafa karıştıran yanıtı verdi. Defne Samyeli ile 23 yaşındaki kızı Deren Talu, geçen hafta işletmeci Efe Keskün'ün doğum günü partisine katılmıştı. Partide Aslı Enver'le geçen yıl sonu ayrılan Murat Boz'un Deren Talu ile yakınlaştığı iddia edildi. Ben de iyiyim, ne olsun. Projelere falan bakıyorum böyle. Doğum günü kutlamasından kızıyla beraber ayrılan Defne Samyeli daha sonra yine aracının içinde görüntülendi. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Defne Hanım, nasılsınız? Çok kısa konuşsaydık. Samyeli'ye kızı Deren Talon'un kendisinden 16 yaş büyük Murat Boz'la yakınlaştığı iddiası soruldu. Deren Hanım'ın Murat Boz'la yakınlaştığı iddia edildi. Siz de oradaydınız. Hiç öyle bir şey yok. Ha, doğum gününde hatta öyle ben de oradaydım. Olur mu öyle şey? Saçma sapan dedikodular bunlar. Yok öyle bir şey. Muhabirlere bu saatte ne yapıyorsunuz burada diye soran Defne Samyeli hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Hadi kolay gelsin. Bu saatte ne yapıyorsunuz burada siz? Siz ne yapacaksınız bu saatte? İçeride Cemil Mada, Serenay Sarıkaya vardı. Onu bekliyoruz biz aslında. Siz de tesadüfen denk geldiniz kapıda. Defne Samyeli bir gün sonra Bebek'te menajeriyle bir otel çıkışı kameralara takıldı. Her yerdesiniz. Sizinle karşılaşmamak mümkün değil. Değil mi? Siz de sizinle karşılaşmamak için evden çıkmamak lazım. Samyeli'ne Cem Yılmaz'ın ardından kendisinin de ünlü komedyeni sosyal medyada takipten çıktığı hatırlatıldı. Çok çalışıyorum. Takip ediyorsunuz zaten herhalde. Cem Bey'in sizi takipten çıktığınız, siz daha çıkmamıştınız. Arkadaşlar, size iyi geceler diliyorum. Benim hayatım işlerimle yoğun bir şekilde devam ediyor. Defne Samyeli
kızı Deren Talun'un Murat Boz'la yakınlaştığı ve kendisinin de Kaan Sekban'la aşk yaşadığı iddialarını bir kez daha yalanladı. Kızınızın da Murat Boz'la bir birlikteliği olduğu söylendi. O konuyla ilgili bir açıklama yaptık. Asla doğru değil arkadaşlar. Çocuklar çok yakın arkadaşım Kaan Sekban. Olur mu öyle şey? Hadi iyi akşamlar, konuşmak üzere. Murat Boz, Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisini izledi. Cem Yılmaz'ın gösterisi var. Demeye mi geldin? Evet, Cem Yılmaz'a geldim. Nasıl buluyorsun Cem Yılmaz'ı? Yani sorulmaya geliyorsun. Yani çok başarılı buluyorum tabii ki. Salona girmeden önce soruları yanıtlayan Boz, Sevgililer Günü'nde piyasaya çıkardığı Bilal Sonses imzalı yeni şarkısı Can Kenarım'ın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Yılında her şey Can Kenarım'ın heyecanını yaşıyoruz hala. İyiyiz. Yakışıklı popçu son olarak Efe Keskin'in doğum günü partisinde Deren Talu'yla yakınlaştığı haberleriyle gündeme gelmişti. Haberler çıktı bugün, görmüşsünüzdür siz de. Deren Hanım'la ilgili doğru mu var mı hastalıkları size soralım istedik. Doğrusu şu, yani tabii ki oradaydık. Karşılaştık, tabii ki konuştuk. Bu kadar yani ilişki falan yok. Öyle bir şey yok. Yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Murat Boz ertesi günse spor çıkışı görüntülendi. Gündemi soralım, biliyorsunuzdur haberlere. Deren Hanım'la aşk haberleriniz çıktı. Arkada trafik var mı? Hayırlı olsun diyelim mi efendim? Yok abi, bekliyorum. Arkadaşlar yani dün bir arkadaşınıza röportaj verdim zaten, söyledim. Doğrusu şu işin, o gün Efe'nin doğum günündeydik. Karşılaştık, konuştuk. Ama yazıldığı gibi bir ilişkimiz yok. Peki başlama aşaması gibi bir şey var mı? Konuştuk. Arkadaşlar artık yani sizde yani ilişki yok diyorum. Tamam. Okey, başka soru var mı? Yok, peki. Ünlü popçunun ardından aynı mekandan bir gün önce stand-up gösterisini izlediği Cem Yılmaz çıktı. Eski eşi Erhan Çelik'in açtığı hakaret davası nedeniyle mahkemede ifade veren Gülben Ergen aylık geliriyle ilgili bakın hangi şaşırtan beyanda bulundu. Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'in açtığı hakaret davasının duruşmasına Ankara'da olduğu ve koronavirüs endişesiyle uçakla İstanbul'a gelemediği gerekçesini sunarak katılmamıştı. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Ünlü şarkıcı davadan bir gün sonra Bebek'te magazin hattı kamerasına takıldı. Spora gittiğini söyleyen Ergen, keyfinin yerinde olduğunu anlattı. Gülben nasılsınız? Gidiyorum, çok teşekkür ederim. Efendim? Ergen, Hülya Avşar ve Demet Akalın'ın aksine sanat dünyasındaki dostluklara inandığını söyledi. Bu sanat camiasındaki dostluklara inanıyor musunuz siz? Tabii ki bir sürü dostluklar da var, düşmanlıklar var da. Her meslek dalında var. Sanatçılara böyle denmesine üzülüyorum. Son dönemde Demet Akalın'ın bir açıklaması oldu ya, ben de eskiden inanıyordum ama artık inanmıyorum dedi. Hülya Hanım... Herkesin kendi yaşadığıyla alakalı. İnsanı kırıyorlarsa, küstürüyorlarsa böyle düşünmüş, böyle söylemiştir. Gidiyorum. Albüm nasıl gidiyor? Onu soralım. Her şey çok güzel gidiyor. Peki. Bay bay. Sağ olun. Ergen daha sonra Nişantaşı'nda bir binaya girerken görüntülendi. Çıkışta Gülben Ergen, muhabirlere neden bu kadar telaşlı olduklarını sordu. Koronavirüsünden sebep gelemediğiniz söylendi. Avukatımız öyle bir açıklama maskeli yaptı. Maskeli bekliyorduk sizi zaten. Allah. Evet. Var mı öyle bir şey efendim? Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'in açtığı davanın yeni duruşması öncesi 13 yaşındaki oğlu Atlas Erdoğan'la Etiler'de akşam yemeği yedi. Ergen çıkışta kameraları fark edince oğlunun yanına aldı. Ünlü şarkıcı oğlu Atlas'la hızla şoförünün getirdiği minibüse bindi. Bu sırada mekanın güvenliği görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Hanım nasılsınız? Hayır. Ya çok da sohbet etseydik hiç göremiyorduk. Akşam yemeğiymişsiniz. Ünlü şarkıcı sabahsa soluğu avukatı Altın Mimir'le İstanbul Adliyesi'nde aldı. Erhan Çelik'i avukatı Ahmet Avşar'ın temsil ettiği duruşma sonrası Ergen'in oldukça gergin olduğu görüldü. Şarkıcının avukatı Altın Mimir bir ara görüntü alan muhabirleri uyardı. Ben rica etsek pek boş olmayan bir durum şu an. Karar açıklandıktan sonra. Nasıl geçti dava?
Gülben Ergen'in çocuğunun gözü önünde öldürülen Emine Bulut'la ilgili yaptığı paylaşımda kullandığı namussuz lafıyla olaylı şekilde boşandığı Erhan Çelik'e hakaret ettiği öne sürülmüştü. Duruşmada sosyal medya paylaşımıyla eski eşini kastetmediğini belirterek gözyaşı döktüğü öğrenilen Ergen, 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti. Evet, geçmiş olsun. Neler söyleyeceksiniz? Kadın cinayetiyle ilgili yaptığım yorumla ilgili geldim. Elbette ki arkadaşlar, ne bekliyordunuz ki başkanım? Yine adalet yerini bulduk. Her zaman da bulduk. Gülben Ergen, adliyeden ayrılmadan önce avukatlarıyla fotoğraf çektirdi. Aylık gelirim 15.000 TL dedi. Vay anasını sayın seyirciler. Gülben Ergen'in İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın tutanaklarında aylık geliriyle ilgili yaptığı açıklamada dikkat çekti. Geçen günlerde bir bakliyat firmasının reklamında da oynayan ünlü şarkıcı mahkemede aylık gelirinin 15.000 TL olduğunu beyan etti. Evet, geçmiş olsun. Öte yandan eski eşi Gülben Ergen'i açtığı davadan vazgeçmeyen ve istinah mahkemesine gitmeye hazırlanan Erhan Çelik, ikinci kez baba olacak. İlk eşi avukat İlknur Türker'den, Kayra adında bir oğlu olan Çelik'in, geçen Ekim ayında evlendiği operatör doktor Özlem Gültekin erkek bebek bekliyor. Başarı, mutluluk, huzur bu yolu oraya götürüyor gibi geliyor bana, sence? 2020'de daha da büyüyerek, daha da özlemle, daha da sevgiyle ve aşkla 2020'yi karşılamaya senin yanı başında tüm kalbimle dileklerin doldur. Ve sonunda kaçış bitti. Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya çifti aşklarını ilan etti. İşte dün gece çekilen o sıcak görüntülere gidiyoruz şimdi. Aşkı ilk kez görüntülendi. Yılın aşkını ilk defa görüntülüyoruz. Evet, çok heyecanlıyız. Küçücüğüm her şeyim. Küçücüğüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Gidersen öyle. Haftalardır basınla köşe kapmaca oynayan Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya çifti dün akşam İstinye'de bir restoran çıkışı ilk kez röportaj verdi. Hayırlı olsun. Dur bir dakika. Bunu izlerle beraber görmüşken sizi neler konuşalım mı? Şöyle evet ya. Ama şimdi şöyle bir şey. Ayrıyken olan rollerimizi biliyoruz. Ben sinirli, Serenay daha böyle ilgili. Onun için onu devam et. Şimdi değiştiriyoruz. Serenay sinirli yapacak size ilk defa. Ya, ben Serenay yanıp sizi sakinleştiriyor mu? Tabii tabii. Yok, tatlı değil, kafa atayım diye yapıyor. Bilerek yapıyor. Cem Yılmaz'a Sarıkaya ile ilişkilerinin nasıl başladığı soruldu. Nasıl başladı birliktelik, hayırlı olsun diyelim. Biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde var. Arkadaşlar, hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Gördüğünüz gibi her şey neşeli, mutluyuz. Serenay Hanım'ın size olan aşkını şuradan... Tövbe estağfurullah. Serenay adına konuşman çok enteresan. Ünlü komedyene yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın geçmişte eski sevgilisi Defne Samyeli ile fotoğraf ve videolarını beğendiği hatırlatıldı. Yılmaz gerildi. Sarıkaya hemen ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Seyfli Hanım'la falan fotoğraflarınızı beğeniyorlar. Bak, öyle şeylere girerseniz biz... Onlar da bir sizden bahsedelim. Nasıl gidiyor beraberliğiniz? Çok güzel gidiyor. Sosyal... Aralarında 18 yaş fark olan ünlü çifte ilişkilerine sosyal medyadan gelen olumsuz tepkilerin kendilerini nasıl etkilediği soruldu. Sosyal medyada çok eleştiriler oluyor. Bunlar size nasıl yansıyor? Yaş farkı olarak... Yavaş. Yaş farkı. Bir 18 yaş var. Ya aşk olsun lütfen. Bunları dert ediyor mu bunlar sizi? Çok dert ediyoruz. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Allah Allah. Bir muhabir Serenay Sarıkaya'ya Cem Yılmaz'la yemek yediği restorana daha önce Kerem Bürsin'le de geldiğini hatırlattı. Devamlı bir Kerem Bey'le de geliyordunuz. Cem Bey'i de getirdiniz. Ya bırak ya. Anılarınız canlanıyor mu gözünüzde? Onları soralım. Defne Samyeli ile aşk yaşarken sürekli günün şarkısı adı altında farklı bir parçayı seslendiren Cem Yılmaz'a günün şarkısı var mı diye soruldu. Yılmaz yaş farkına gönderme yaptı ve Yalın'ın Küçücüğüm Her Şeyim şarkısını söyledi. Cem Bey, peki Serenay günün şarkısı var mı Serenay Hanım? Beyler.
Dikkat ederseniz bu konularda çok yardımcı oldunuz. Hakikaten en neşeli röportajımız evet. oldu. Ama neler söyleyeceksiniz peki? Geçtiğimiz günlerde de bir barikat ördüler bize zorlu PSM'de. Ya bırak. Tabii 3-3. Evet. Nasıl yalan Cem Bey? Biz de oradaydık ya. Bütün videoları. Hatta sizle de göz göze geldik. Bizi gördünüz. Öyle bir şey yok. Bir duruyorsunuz. Hemen açayım videoları izletelim size. Günün şarkısını peki Cem Bey söyler misiniz? Serena Hanım hangi şarkıyı söylemek istersiniz? Küçücüğüm her şeyim. Serena Hanım mı? Küçücüğüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Gidersen öleceğim. Cem Yılmaz yaptığı espriye uzun süre gülmeye devam etti. Serenay Sarıkaya da sevgilisine eşlik etti ve sık sık kahkaha attı. Sonunda çılgın sözlerle kandırdım. Sonunda güzellik gözlümü oyunlarla kandırdım. Nazlı yari sonunda çılgın sözlerle kandırdım. Ünlü komedyen Soluğu Levent'teki evinin önünde aldı. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püskürlü bela. Çiftin neşeli halinin sürdüğü görüldü. Cem Yılmaz evinin önünde görüntü alan muhabirlere takıldı. Güzel bir tele objektif böyle. Bahçe tarafına da koyar. Ece Erken hakkında çıkan yasak aşk haberlerine bakın hangi yanıtı verdi. Nasılsınız? İyi vallahi. Eymen bir binsin arabayı açayım da. Evet çok. Ünlü sunucu Ece Erken'i oğlu Eymen'le aracına binerken görüntülüyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Eymen'i bindirdim. Erken'in adı şu günlerde bir dönem Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu, yönetim kurulu üyeliğini de yapan evli avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'yla yasak aşk yaşadığı haberleriyle gündemde. Ünlü sunucuya hakkındaki bu iddiayı soruyoruz. Ece Hanım, yasak aşk iddia edildi, yasak aşk yaşadığınıza dair. Sevgililer Günü hediyesi olarak Şafak Bey'in size bu boşanma davasını söylediği. Şafak Bey açıklatsa, Şafak Bey açıklatsa. Ece Erken, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'yla son olarak Bodrum'da görüntülenmişti. Sizden de birkaç yorum alsaydık. Bana mı yasak aşkım, suçlu bu kelime. Ece Erken, sevgilisinin konuyla ilgili açıklama yapacağını söyledikten sonra yoluna devam ediyor. Bana mı yasak aşkım, suçlu bu kelime. Magazin altında konuşan süperstar Ajda Pekkan sahneleri bırakmayı mı düşünüyor? Sıradaki haberimizi. Süperstar Ajda Pekkan'ı Tarabya'da bir restoran çıkışı görüntülüyoruz. Mekanın arka kapısından çıkmayı tercih eden sanatçı kameramızı görür görmez gözlüğünü takıyor. Nasılsınız? Çok sakın. Göremiyorsunuz iyiyim. Geçen yaz Sinan Akçıl'ı imzalı Canın Sağolsun şarkısına çektiği klip çok konuşulan Pekkan, yeni albümü için Serdar Ortaç'tan şarkı aldığını anlatıyor. Yeni albüm hayırlı olsun, çalışmalar başladı. Başladı. Serdar Bey'den de bir şarkı almışsınız. Evet, aynen öyle. Sadece. Süperstar'a yeni albümünün çıkış tarihini soruyoruz. Ne zaman peki çıkacak piyasaya belli mi? Ay, ne zaman çıkacak ben de bilmiyorum valla. Bittiği zaman çıkacak herhalde. Tam tarih belli değil mi yani yaz aylarında mı? Yaz çıkacak tabii. Ama yani hani deseniz ki haftaya mı? Hayır. Ajda Pekkan yeni albümünün kaç şarkıdan oluştuğunu da açıklıyor. Efendim kaç tane şarkıdan oluşuyor? Şimdilik iki. Ajda'nı bekliyorlar. Ajda'nı bekliyorlar. Sizi alır mı? Süperstar'a son olarak yakın dostu Sezer'e
Sezen Aksu'nun sahneleri bıraktığını hatırlatıyoruz. Bir de son bir şey soracağım. Sezen Hanım biliyorsunuz ki artık konser vermeyeceğini söyledi. Sizin de böyle bir şeyiniz var mı? Sahnelerden uzak durulacak mı? Hayır, yapabilir miyim öyle bir şey? Yapamam. Bırakmazsınız. Hayır, hem sizi bırakmam hem sahneyi bırakmam. Görüşmek üzere, sizleri çok seviyorum. Çok seveni gördüm ama çok. Magazin Hattı'nın bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Magazin Dünyası'ndan çok özel haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.